Efendim Gaziantep'in günü olarak bugün de gazilerimizin yanındayız. Gaziler gününüz kutlu olsun. Sayın Başkanım, Mehmet Yeter hiç boş durmuyor. Maşallah arı gibi çalışıyor. Yine neler yapacağız Gaziler Haftası'nda Başkanım? Efendim bugün yapacağımız icraat Gaziantep'te geleneksel hale getirdiğimiz Türk Çapır Motosiklet Kulübü üyelerimizle birlikte Gazi motor sürüşü yapacağız. Bu sürüşümüzde bize her türlü desteği veren başta Gaziantep valimize, katkıda bulunan Şahin Bey belediye başkanımıza, her yıl bizim yanımızda olan ve birlikte bugün de motor sürüşümüzü gerçekleştireceğimiz Türk Çapır Motosiklet Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bey ve arkadaşlarına yürek dolusu teşekkürler. Bugün sadece bununla bitirmiyoruz. Biz ayrıyeten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak ilimizde bir yıl boyunca bütün ilk ve ortaokulları dolaşacak şekilde 4 gezici müzemizden 1915 Çanakkale Şehitleri Gezici Müzemizden bir otobüsümüzü şehrimize getirdik. Bu otobüsümüz ilk ve ortaokullarımız dolaşmaya başladı. Bu sergilerimizden sorumlu genel koordinatörümüz Engin Bey de aramızda misafir ettik bugün. Sergi hakkında bilgiyi de Engin Bey'den alabilirsiniz. Maşallah hiç boş durmuyor başkanım. Vallahi çocuklarımızı bile böyle düşünüyorsun. Evet. Gerçekten. Şahin Bey Belediye'mizin yapmış olduğu projeyle lisedeki çocuklarımız gidip geliyor. İlk ortaokuldaki çocukların yaşı küçük olduğundan dolayı gidip gelemediği için. Biz bu manevi havadan geri kalmasınlar. Biz dedik o havayı çocuklarımızın ayağına getirelim. Evet. Söz Engin Bey'de. Engin Bey nasıl getirdik çocuklarımızın ayağına? Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza buradan sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. İsmim Engin Korkmaz, Türkiye Cumhuriyeti Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda Çanakkale Müzeler Genel Koordinatörüyüm. Antep'te bir yıl boyunca sergilemek üzere 1915 Çanakkale Şehitleri Müzemizi Antep'e getirdik ve okullarda ücretsiz olarak Çanakkale'ye gidemeyen ilk ve orta dereceli öğrencilerimizin ziyaretine sunmak amaçlı hazırlanmış bir sosyal sorumluluk projesi. Amaç burada o şuuru, o ruhu bir nebze de olsa büyük mülki erkanlarımızın desteğiyle bir nebze de olsa o kokuyu hissettirebilmek, hafızalarında canlı tutmak amaçlı yapılmış bir sosyal sorumluluk projesi. Daha jenerasyon ufakken o şuuru aşılamak, nasıl bir ecdada sahip olduklarını hatırlatmak, hafızalarında yer edindirmek açısından yapılmış bir sosyal sorumluluk projesi bu. Çünkü orada dökülen her damla kanda görevlerini layıkıyla yerine getirebilmenin huzuru içerisinde yatan şehitlerimizin kemiklerinin her zerresinde herkesten bir parça var. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu ruhla, bu şuurla biz görevimizi burada yerine getirmek için Antep'e geldik. Bir yıl boyunca girebildiğimiz kadar mümkün mertebe bütün okullara girip bu müzemizi ücretsiz olarak tüm öğrencilerimizin ziyaretine sunmak. Amacımız bu. Efendim biz de teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen herkesten teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. Çünkü bu manevi hayat, böyle manevi güzelliği çocuklarımıza da yansıtmamız lazım, evet. Değil mi? Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, kimlerin ecdadıyız, değil mi yani? Mutlaka. Büyüklerimiz bu vatan için, bu ülke için neler yapmış, neler yapmakta. Onlar da bunları aşılamak zorundayız. Tabii. Yani bir Çanakkale Savaşı'nda ellerindeki imkan neymiş, neyle savaşmışlar, ne yemişler, ne içmişler, bunları birebir derslerinde görüyorlar ama canlı canlı görmek çok farklı. O açıdan bu şuurla hareket ediyoruz. Antep işgale uğramış bir şehir ve bunu en iyi anlayacak illerimizden bir tanesi ve bu bilinçle mükemmel derecede sahip çıkıyorlar. Buradan Antep iline, halkına sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bütün okullarda sergilenecek, velilerimizi de davet ediyoruz. Onlar da ücretsiz olarak gelip müzemizi, mobil müzemizi ziyaret edebilecekler.
Biz de Gaziantep'ler adına size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim, motosiklet turumuz başlamadan evvel şöyle gazilerimizle de bir sohbet edelim, değil mi? Burada bizim bir cevherimiz var. Evet. Yapmış olduğumuz bütün etkinliklerde her zaman yanımızda Hollywood Düğün Salonu sahibi Sayın Hacı Ramazan Demir Bey var. Evet. Ona da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sana da çok benziyor başkanım. Antepliyik ya. Delikanlı hoş geldin. Hoş bulduk öncelikle. Daha önce de katıldın mı motosiklete? Hayır, bu sefer ilk defa katılacağım. İlk defa katılacaksın. Evet. Bir heyecan var mı böyle? Tabii ki de var. Aman ne güzel değil mi? Evet, çok güzel bir duygu. Efendim biz size de teşekkür ediyoruz. Sivil toplum. Ben de teşekkür ederim. Elim imkan verdikçe, ömrüm yettikçe ben kendimi adamıştım zaten bu gibi şeylere, biliyorsun. Sen evet. De çok biliyorsun. Yapacağım bu. Ben teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda güzel bir düğün salonu olduğu gibi o düğün salonunda da engelli kardeşlerimize yıllardır bedava düğün yaptırıyor. Evet, doğrudur. Ben bu açıdan size teşekkür ediyorum. Gazilerimize de yaptırayım mı? Gazilerimizin de, şehit çocuklarımızda, gazi çocuklarımızın düğünü de orada ücretsiz yapılıyor. Hepsi evet, ücretsiz evet, mi? Evet, ücretsiz. Az olduğu için sen canım. Basına da yap kardeşim. Yani biz öve evlat büyük. Bizim çocuklara da yap yani. Basına da yapıyor. Memur arkadaşlar da yapıyor. Memurlar da alıyor. Parayı kimden kazanacaksın abi? Memurlar da kazanıyor. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Daha önce katıldınız mı? Evet, katıldım. Kaç defa katıldın? Bu sene galiba 8. 6. şu motor şölenimizi devam ediyor. Üyesisiniz değil mi? Evet, Gaziler Vakfı'nın üyesiyim. Evet, nerede gazi oldunuz? Ankara'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Evet. Harita destek tabloda görev esnasında trafik kazası geçirdim. Evet. Sağ tarafta bir demir saplandı kafana, ameliyat oldu. Ondan çok şükür şu anda. Ne güzel. Hoş geldiniz. Gaziler günü kutlu olsun ederim. Efendim. Sağ olun. Albayım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Albayım seni bir tanıyalım şöyle. Emekli albay Mecid Aydemir. Güneydoğu gazisiyim. Evet. Antepliyiz buradayız. Antepli'sin. Antepli'yim. Son anadan olma mı anadan doğma? Anadan doğma. Oo, hadi. Biz zaten Gazi şehrin evlatları böyle düğüne gider gibi gidiyoruz değil mi? Böyle tabii ki, vatan görevinde. Yani, peki zaman. Kaçıncı kez şey yaptın Sayın Albay'ım bu turnuvaya? Üçüncü ilk. Güzel oluyor var. Değil mi? Güzel. Motorlarımız da geliyor. Yavaş yavaş gidiyoruz. Efendim sizin de gaziler gününüz kutlu olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Motosiklet turnuvamız iyi oluyor değil mi? Çok böyle güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Tabii. Sizin de ünvanınızı, isminizi evet. Bir alalım. Ben Hacı Taş Gazi'yim. Evet. Normal şekilde eğitim sırasından gazi yaptım. Mahallinden evet. Emekliyim. Gaziyim şu anda. Gaziler gününüz kutlu olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Hemen değerli bir abim daha var. Gaziler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Ben de Feyzullah Erensoy. Evet. Evet, ben de özel kuvvetlerden. Özel kuvvetlerden? Evet, Mağrip Gazi'yiz. Evet. Böyle bugün işte Gaziler Günü dolayısıyla bu etkinliğe davet edildik başkanımız tarafından. Böyle bu manalı günde inşallah. Böyle etkinlikte beraber olacağız. Allah razı olsun. İşte bu vatanın evlatları böyle vatanı için canımız fedadır. Canımızı feda ediyoruz değil mi? Tabii tabii. Şöyle bir bağıralım mı gazler olarak? Her şey vatan için. Her şey vatan için. Vatan için. Her şey. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm. Her sene düzenli olarak bir etkinliğe katılıyoruz. Evet. Gazilerle olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Onlar bizim bugünümüzün, huzurlu yaşamamızın en büyük veda ihtarları. Evet. Bir iki varlar. Biz onları bugünlerde yalnız bırakmıyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bakınız gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Hemen gelen kardeşlerimize de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bugün anlamlı bir gün değil mi? Gayet anlamlı, gerçekten Türkiye için gurur verici bir gün. Türkiye için, bu cumhuriyetin oluşması için evet. Kendi kendine feda etmiş insanların önünde biz de saygıyla eğilerek burada bulunuyoruz. Oo, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizin de duygularınızı alalım şöyle. Aynen. Gazilerimizi onur etmek bizim için çok büyük bir gurur. Evet. Çünkü onlar bizim için vatan ve millet uğruna canlarını tehlikeye atmış insanlar. Onları onur etmek bizim için çok büyük bir duygu. Bugün burada bulunmak da ayrı bir güzellik değil aynen. Mi? Evet, aynen. Biz de teşekkür ediyoruz bütün arkadaşlarımıza. Şöyle duygularını alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hemen sizin de duygularınızı alalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak
Gazilerimizi ve şehitlerimizi anmak, onur etmek her Türk evladının, her vatandaşın ben onursal bir görevidir diye düşünüyorum. Gaziantep'in 6317 tane şehidi nur içinde yatsın, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerine, emniyetimize Allah zeval vermesin. Evet. O yüzden saygıyla, minnetle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Ne güzel motorlarımız, şarkılarımız, türkülerimiz. Gaziler Haftası'nı birlikte kutluyoruz. Evet. Bir bayrak da ben alayım. Neyse Dikman, ben alayım. Bir bayrak da ben alayım. Duygularınızı alalım. Her sene bizim de geleneksel hale getirdiğimiz, keşke olmasa dediğimiz ama vatan için kendilerini feda eden insanlarımızın, askerlerimizin bugünü de beraber olmak istedik Türk Çapı Motor Kulübü olarak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geleneksel böyle gazilerimizle birlikte motor turnuvası düzenliyoruz. Altıncısını düzenliyoruz. Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu güzel insanların yanında olduğunuz için duygularınızı alalım şöyle. Yani anlatılmaz. Çok Allah. Güzel bir duygu. Evet. Vatan aşkıyla, bayrak aşkıyla hepimiz buradayız. Evet. Bu kadar. Yani vatan denince göz kırpmadan her şeyi yaparız değil mi? Tabii mutlaka yani. Biz de Gazi şehrin evlatlarıyız. Aynen. Teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz teşekkür için. Hemen sizin de alalım. Aynı duygular. Vatan için, millet için geldik. Evet. Biz de mutluyuz, biz de gururluyuz. Yani başkana teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon için. Kaçıncı defa katılıyorsunuz? Ben bu ikinci katılmam. İkinci katılmanız. Ama 6 yıldır yapılıyor galiba geleneksel olarak. Yani işlerden dolayı iş yapamadık. Yoksa her senede çağrı var. Koşarak geliyoruz yani, değil mi? Evet. Ayrı bir zevk alıyoruz. Evet, evet. Teşekkür çünkü ederim. Çünkü bu insanlar her şeyin en güzeline layık değil mi? Layıklar tabii. Vatan millet için gazi olmuşlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Siz kaçıncı defa katıldınız? 5 defa katıldım. 5 defa katıldınız. Bir defasını mı katıldınız? 3 defa katıldım. 3 defasını kaçırdınız. Evet. Neden acaba? İşler mi yoğundu? Yani yurt dışındaydım. Yani şehir dışındaydım. Ondan dolayı katılamadım. Ondan dolayı katılamadınız. Ama üzüldünüz değil mi? Tabii ki mutlaka yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim işte biraz sonra şehir turumuz gazilerle birlikte başlayacak. Efendim işte geleneksel turnuvamız başlayacak. Gaziler günü nedeniyle Mehmet Yeter Başkanımızın böyle ve Türkiye Motor Çapır. Çapır değil mi? O arkadaşlarımızın böyle güzelliğiyle başlıyor. Ben bu motoru süremiyorum ama oturmayı da güzel oluyor. Teşekkür ediyoruz. Bütün bu etkinliğe katılan motorcu kardeşlerimize de Gaziantep'ler adına özellikle teşekkür ediyorum. Efendim röportajlarımız devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Böyle anlamlı bir tura katıldığınız için, gazilerimizi sevindirdiğiniz için. Bunun için teşekküre gerek yok. Bu bir görevdir zaten. Evet. Her vatandaşın üzerine düşen bir görevdir. Elinden gelen neyse yapması gerekiyor. Bunun için teşekküre gerek yok. Gazilerimizi onur etmek için buradayız. Onları ne kadar mutlu edebilirsek bizim için o kadar iyi. İsminiz nedir? Murat Tinkçi. Murat Bey, meslek grubunuz nedir? Otomotiv. Otomotiv. Evet. Ne güzel efendim. Motor aşkınız nerede başladı? Motor aşkımız bir hobidir aslında bu. Zamanla oluşan bir şey. Ben çok eski değilim arkadaşların içerisinde. 1 yıl kadar oldu katılalı. Evet. İçine girdikten sonra yavaş yavaş dediğiniz şekilde aşık olmaya başlıyorsunuz bu işe. Peki hepinizin aynı model olması nasıl oluyor? Yani nasıl birlikteliği kuruyorsunuz? Bu birlik beraberliği nasıl sağlıyorsunuz? Bu birlik beraberlik şöyle oluyor. Şimdi öncelikle zaten Türk Çapır grubu çok özel bir kulüptür. Evet. Türk çok özel bir kulüptür. Bünyesini almış olduğu üyeler tamamıyla tüm kurallara uymak zorunda, kendisini bilen insanlar olmak zorunda. Bu şekilde kriterler var. Bunlara uyması gerekiyor. Sayın Başkanımız, Sayın Yöneticilerimiz, koçlarımız bu konuda sürekli bize gerekli eğitimleri, gerekli açıklamaları yapıyorlar. Bizler de onlara çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu imkanları sunduğunuz için.
Biz de sizin kulübe çok teşekkür ediyoruz. Gazilerimizin 6 yıldır yanında olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz onlara. Çünkü vatanımız için, milletimiz için kendilerini feda ettiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah razı olsun. Sizden de çok teşekkür ederim. Efendim işte Gaziler Günü nedeniyle bugün geleneksel motosikletçilerle beraber güzel bir tur atılacak, şehir turu atılacak. Altıncısı defa yapılıyor. Bütün herkes gönüllü olarak geliyor, koşarak geliyor. Biz de bugün Gaziantep'in günü olarak gazilerimizin yanındaydık. Ve o insanlara ne kadar böyle minnettar olsak az. Gaziler gününüz kutlu olsun. Sizleri Gaziantep'ler olarak çok seviyoruz. Gaziantep'in günlüğünden ayrılmayın. Turumuz da başlıyor. Düğünüm, derneğim, halayım, barım. Toprağım, ekmeğim, namusum. Kilimlerde çizgi çizgi efkarım. Heybelerin akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm.